Değerli izleyenler, AK Parti'de EYT için şok bir karar geldi ve milyonlara yakın EYT'li bu durumdan hoşnut olmadı. Tabii ki bu da olası bir baskın seçimde AK Parti'nin hanesine eksi olarak yazıldı. Ama unutulmasın ki bu durum tabii ki belli bir danışma, tartışma ve değerlendirmeye tabi açıklamalardır. Siyasette hiçbir açıklama ucu keskin, net ve değişmezlik ilkesine sahip değildir. Tarihte siyasi açıklamaların neredeyse tamamına yakını ertesi zamanlar tersüs olmuştur. Bu konuda siyasetçilerde Sayın Süleyman Demirel'in bir sözü akıllara geliyor. Dün dündür, bugün bugündür diyerek aslında siyasetin kökenini, siyasetin hücresel anatomisini sunmuştur Sayın Süleyman Demirel. AK Parti'de EYT için akil büyükler diyebileceğimiz birkaç kısmın EYT için bu tehlikeyi gördüklerinden, seçim sattım halinde EYT bloğunu kaybetmek istemediklerinden dolayı adım atacakları ve ortak noktada buluşulması noktasında bir çaba sarf edecekleri konuşuluyor. EYT gün geçmiyor ki ülke gündeminden düşmüyor. Hangi TV'yi açsak, gazeteyi alsak EYT'den bahsediyor. İşte bu yayınlarımızın büyük gücü, işte bu seslenişlerimizin büyük gücü değerli izleyenler. Unutulmasın, bir kez daha söylüyorum. AK Parti'de akil büyükler EYT için devreye giriyor. İstişare heyeti olarak adlandırılacak olan bu heyet, tabii ki EYT oylarının Türkiye'de çözümlere en büyük katkıyı sunan ve gerçekten büyük katkıları olan ve tek seçenek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın anlayışına bu EYT'nin bir şekilde çözüm yoluna geçilmesi noktasında bir istişare ve heyeti olarak görüşme yapacakları konuşuluyor. Aldığımız bilgiler çok güçlü ve gerçekten birçok bilgi gibi 7 Eylül'deki gibi gerçek bir bilgi değerli izleyenler. AK Parti'de neler oluyor? İstişare heyeti çok yakında EYT için görüşmelere başlayacak. İnşallah olumlu sonuçlar çıkacak. Şimdilik görüşmek üzere değerli izleyenler.